Sadece komut komutlarla masal kitabı yaptırdım. Grafikelleri yapay zeka aynı işi verdim. O bakalım mı lan buna? Aa çok iyi Hayat içerik. Daha önce... Dur lan bu çok iyi. Birçok şeyi kıyasladık. Hatta kıyaslamadığımız hiçbir şey kalmadı neredeyse. Ama kim derdi ki bir gün yapay zekayla gerçek bir insanı kıyaslayacağız? Bunu da yapıyoruz bu kanalda. Peki ya onlar da yapay zekada yaptırdıysa? Şimdi ben Fiverr üzerinden yabancı bir grafik tasarımcısı buldum. Efendim üç tane saçma sapan cümleler oluşturdum. Ve bu cümlelerden bana bir çalışma çıkartmasını istedim. Peki ne yapacağım bu çalışmaları, bu saçma sapan çalışmaları? Şöyle izah edeyim. Bu grafik tasarımcısına istediğim çalışmaların aynısını Midjourney'den yapay zekadan da isteyeceğim. Ve iki tarafın da yaptığı işleri kıyaslayacağım. Daha evet daha belli olur. Yapacağız. O zaman gelin başlayalım. Tasarımcı dayının logosunu da izleyicisi yapmıştı değil mi galiba böyle ya da bir yerden mi yaptırmıştı yine parayla? Evet şimdi grafik tasarımcısı bulduğum grafik tasarımcısının çalışmaları oldukça hoşuma gittiği için bunu seçtim açık konuşayım. Bak hatta size de göstereyim. Mesela şu çalışma hiç fena... Baba bu yapay zeka ya. Bak bütün burada ayırmış kelimelerini yazmıştı. Lepistes demiş, yengeç demiş, işte tank balı blue tank demiş. Mercan demiş, al işte birleştirmiş. Değil yani gayet hoş bir çalışmaya benziyor. Çünkü internetten bulduğu görselleri, PNG görsellerini falan çok güzel değerlendirmiş. Sağlam bir manipülasyon çıkarmış. Mesela şu da fena değil, gayet güzel. Bu Özellikle bu çok hoşuma gitti. Ben bunları görünce dedim ki bu grafik tasarımcısı benim istediğim ne olursa olsun içinden geçer dedi. Peki ben ne istedim? 3 tane çalışma istedim. Birinci çalışma gün batımına doğru okyanusta yüzen melek kanatlı bir araba. Yani aklınızda ne şekillendi şu an Allah bilir. Bak bende de bir şeyler şekillendi. Ama ikinci çalışmaya bakalım. Bir adamın cüzdanından çıkan eski yamalı bir takım elbiseli, zavallı görünüşlü mavi bir cin. Didimin didisi yani bu bayağı bir detaylı çalışma tabi Üçüncü de bir kibrit kutusundaki tek boynuzlu beyaz bir fil. Yani ne kadar saçmalayabilirim dedim, bu kadar saçmalayabiliyormuşum. Peki grafik tasarımcımız ne yaptı? Bunların üçünü de, üç çalışmayı da aldı. Kaça yaptı tabi ondan bahsedeyim. Bu çalışmaların üç tanesi bana 110 euroya mal olmuş. Şimdi 110 euro kaç TL anlaması yapmazsak olmaz. 110 euro 2181 liraya karşılık geliyormuş. Güzel para vermişiz. Sağlam para baba ya bu zamanda iyi para ya. Her üç çalışmada 2000 küsür alsa böyle. Ayda 12 tane çalışma yapsa, Çok i̇yi Ha böyle olmuyordur bilmiyorum yani. Buranın rekabeti acayip yüksek. Peki ilk cümlemizle başlayalım. İlk çalışmamız neymiş? Gün batımına doğru okyanusta yüzen melek kanatlı bir araba. Hadi bakalım ne yapmış? Evet. Freelancer arkadaşımızın yaptığı çalışma bu. Çok kötü bu arada amına koyayım. 2000 lira vereyim. Şimdi ben burada okyanusta melek kanatlı araba demiştim. Okyanusta giden. İnsan demiş miyim? Yok dememişim. Buradaki insanı, atı falan o kendisi eklemiş. Yani ben burada sadece kanatlı bir araba istemişim. Ama olsun at bonusumuz olmuş. Onun dışında insan falan iyi yani. Hoş bir mizah sen oluşturmuş yani anladın mı? Güzel bir kendince bir kurgu yapmış. Sadece benim dediğime bırakmamış. Kendisinden de bir şeyler kaldı. Uçan tofaş aklıma gelmişti. At koymuş. At yani arabası koymuş. Ayak kısmında falan illaki bir şey evet. yani değişebilir. Daha böyle oturtulabilir figürler. Ama görünüş olarak falan çok tatlı ya. Yani iyi oturmuş. İnşallah bir yerden çıkartmamıştır. Düşünsene o da yapay zeka yaptırmış. Bana sen neler neler. Peki gelin. izlemiş benim yayını izlemiş, öyle çekmiş videoyu. Bu cümlenin aynısını <laughs> Midjourney'e verelim. Bakalım bizim için ne oluşturacak. Saçmalayabilir, iyi şeyler de çıkabilir. Vallahi çok merak ediyorum. Sonraki aşamaya geçmeden önce videonun bu bölümünde muazzam işinize yarayacak bir platformdan bahsedeceğim. Aha. Platformumuz Native Teams. Native Teams 40'tan fazla ülke hani tek kelimeyle ifade etmek gerekirse of yani abi nerede freelancer'ın yaptığı yani grafik tasarımcısının yaptığı çalışma nerede şu bunu detaylandırırsın üzerinden gidersin efsane bir şey çıkar. Şu anki haline bak. ilk çıkardım huy bak öf yani ya. Çok Aman okuyun bir yerde herif buna 2000 lira alıyor 110 euro oluyor bir yerde bedavaya bunu yaptırıyorsun ya ne güzel olmuş ama ki ya şu özellikle şu Abi ortadaki... evi ev, evindeki tabloları bile bir köşe yaparsın buradan çak baba git ozalitçiye bastır Tabloya bütün iş sektörünü dağıtıyor anasını satayım ya. Ki var ya beklentimin çok çok üstü Yani. Ne olmuş bu yapay zek? Şu da fena değil. Sağ üstteki şu, şu da çok iyi duruyor. Ama tabii bence bana kalırsa yani en iyisi şu. Ben onu geliştir dedim. Onun geliştirilmiş hali de bu. Şu sol alttakinin geliştirilmiş hali de bu. Ama bence geliştirilmeye hiç ihtiyacı yok. Şu hal. Var mı aranızda böyle grafiker işte 3D artistlik yapan, cart yapan, konsept artçılar? Böyle tedirgin oluyor musunuz? Yani ay sikeceğim amına koyayım okuduk o kadar ya da ne bileyim uğraştık kendimizi geliştirdik. Bu durum beni geriyor diyenler var mı yoksa ya ayak abi ne alacak amına insan zekası var burada falan diyor musunuz? <laughs> Çünkü yani grafikerliğin okulunu okumasa bile birçok insan yapıyor bunu. Zaten hani mücadelesi zor bir alan ya. Bir de bu çıktı şimdi. Üstten önce bırakıp e-ticarete başladım abi ben demiş Atakan. Ona koyayım bütün chat grafiker miymiş ya? Grafik tasarımcılar da yapay zeka yönelir ya. adam doğru komut vermeyi öğreniyor. <laughs> ne bitirdin? 4 yıl grafik bölümü bitirdim. Ne yaptınız? Vallahi bir kod yazdırıyorum. Onun kalbine dokunman lazım. Bak şimdi. <laughs> haliyle çok iyi. Büyük halini almak istiyorum ben. 3 numara. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Çünkü şeyi çok iyi yani. Gün batımı, o ışıklar, ayarları, kontrastı falan müthiş yani. Tam bir manipülatif çalışma olmuş. Bu arada efsane arka plan olmaz mı? Evet çalışmamız taze taze geldi. Gayet iyi duruyor ya. Bir tek Oğlum, şu sol kanat biraz. Çok, çok iyi ya. Harbi burayı böyle bir bulur çık. Şöyle bir üstünü şöyle bir yedir o buluta. Saçma olur ama. Biraz kararttı mı? Garip geldi. Görüşüyorlar ama o da normal bence. Hiç fena değil. Ya şimdi illaki bozukluklar var ama baktığın zaman görünüş olarak çok iyi. Ben tav oldum. Şu an yapay zeka bir grafik tasarımcısı sıfır gibi duruyor. Yani benim görüşüm o. Yani siz de bir puanlama yaparsınız. Şimdi grafik tasarımcısına yaptırdığımız çalışma bu. Yapay zekanın yaptığı bu. Kararı siz verin. Tamam şimdi <laughs> hazır. Ben 2000 lira verdiğini seçiyorum. Emeğe saygısızlık olmaz. Hazresiyle hemen ikinci çalışmaya geçelim. İkinci çalışmamız neymiş? Bir adamı cüzdanından çıkan eski yamalı takım elbisede zavallı görünüşlü mavi bir cin demişiz. Bunun çalışmasına bakıyoruz. Bakalım isteğimizi karşılayabilmiş mi? Grafik tasarımcısı arkadaşımız. Evet çalışma bu. İstediğimiz neydi? Bir adamı cüzdanından çıkıyor. Tamam. Eski yamalı bir takım elbisesi var. Yani tamam. üstündeki elbise yamalı eski. Zavallı görünüşlü. Evet. Bunu mu yapmış? Zavallı. Bu, bu mu? Bu görünüş biraz sinsi de bakıyor olabilir ama zavallı görünüşü de var. Baba bu, bu adam kim bu amına koyayım? Bu grafik falan değil bu ya. Ben yapayım abi bu işi o zaman. Bu ne ya? Bu, böyle bir şey mi var? Hazırları alıp üst üste koyuyor PNG'leri ya. Canlı isteklerimizi karşılamış ama tabii ki bütünlük olarak bakarsan sayın yani ben oradaki birçok şey oraya ait değilmiş izlenimi veriyor. Elde ettiğimiz şu çalışmayı bir de yapay zeka. soralım bakalım ne çıkaracak. Startı verdik bakalım bekliyoruz. Zaten çok sürmüyor yani bir dakikayı bulmuyor zaten bir şey çıkartması. Valla çok enteresan bir şey çıktı. Dediğimi tam izah edememiş olabilirim ama sonuçlar bence güzel. Ama tabii ki burada hedeflediğim hani bir su... ucuz mu diyorsunuz? Yani enteresan. Tam böyle onu yaşatıyor bilmiyorum ama. Ya, garip yani. Sonucuya bakacağım. Demek istediğimi ayrıntılı bir şekilde yazabilseydim eğer ki İngilizce çeviri kullanıyorum. Yani doğal bu sonuçlar. Şu anki sonuca bakarak bir şey söyleyeceğim. Çok iyi karakterler. Efsane yani şu gördüğüm sonuçlar. Çok iyi duruyorlar. Şu özellikle şu dördüncü mesela bak şu zavallı görünüş de var. Şu ilk ikisi para babası gibi zaten. Köyün ağası tiplemeleri var yani şu ilk ikisi. Ben niye lar buldum amına koyayım? Yasak. <laughs> oha, çünkü... oha bunu böyle chatten bile yapmamam lazım lan. Baya hakaret içeriği. Ben yanlış tuşa bastım ya. Bir dakika dur dur ya, özür dilerim. <laughs> özür dilerim valla. Kardeşim affet beni. Gerçekten istemeyerek bastım. Ya ben böyle şey arıyordum yani böyle prezente. prezente. Bu kafa bir şey arıyordum. Direkt sövdüm. <laughs> Çok özür dilerim. Affet beni. Neden larva oldun? O larva bak kahverengi larvadan sonra karıncaya dönüyor. Çok özür dilerim. Fena değil, zavallı görünüşlü, eski falan hani. Bir şeyleri oturtamamışız. Ama yani şimdi bunu böyle alelade göstersem bir sanatçının yaptığını söylesem söylenir ki bu zaten büyük bir tartışma. <laughs> Ay, çocuk bir toksik ilacı da ben? Neden larv oldum dedi sadece. yani işte sanatçıların internet ortamındaki dijital çalışmaları bu yapay zekanın çaldığına dair ciddi anlamda bir boykot sınarı. durumu oldu. Alışacağız, büyük alışacağız bu olay. Tabii ki yapay zeka da o yani yapay zeka bir yerlerden referans. Tasarımcıdayım. Bir saniye durun. Baba görsel atmam lazım. Bak kimisinde görsel var kimisinde yok. Sıkıntım oradan doğuyor. Bak görüyor musun? Bunları da ezberlemek lazım. Ya bunların ne olduğunu ben görmüyorum. Ya yani Merve'yi buradan göremiyorum. Ekranda gözüküyor da. Süper. Süper alması gerekiyor yani bu çalışmaları yaparken. O referansı da internet ortamındaki kaynaklardan elde ediyor. Dolayısıyla bu bir hırsızlık sayılır mı? Sayılmaz mı? Tabi ince bir olay ya. Bu yapay zeka ile gelen tabii ki tartışmalardan sadece biri şu an için. Cüzdanın içinden sihirli şekilde çıkan fakir görünümlü mavi bir cin dedim ve cüzdanı elinde tutan genç bir adam. Bu yapay zeka için daha yardımcı olur yani diğer türlüsünü zaten grafik alalım ne olacak? Evet ışıklarımı mı yapmayı unuttuğum için sağdaki biraz böyle loş bir ortamda çekmişim videonun ilk girişini. İdare ediniz yani. Video Videonun bu bölümüne tam ışıklı <laughs> Harbiden insanlar streamdekide bütün hayatlarını buradan yönetiyorlar. Ben de amına koyayım basınca ananı, ananı arıyorum. arıyorum diyor. Kaç paralık cihaz ya. Vallahi ben değişik bir insanım ya. Ben görüyorum milletin streamdekinde. Oradan o klasöre giriyor, oradan onu açıyor, oradan Chrome'u açıyor. Yayın sahnelerini değiştiriyor, yayını açıyor, kapatıyor. Programlar açılıyor ama bizde mavi abim ya. var nasıl alıyor ya falan diyor. 100'e elinde tutan genç bir adam demiştim ama onu bir çıkartamadım. Sonuçlara baktığın hmm. zaman yine mevzuyu güzel anlatmaya yüz tutmuş. Bu arada şu ikinci sıradaki çocuk figürü çok iyi ya şuradaki yani kıyafeti falan efsane olmuş. 3 numara çok iyi duruyor. Mavi abimizin bir eli normal eli olmuş grafik falan bakarsak yani delen... yani bir dakika abi buna puan verdi bir dakika direkt olarak bize doğru bakması biraz ürkütücü onun dışında gayet iyi yani ama yine de konuyu tam yakalayamadığı için, için diyor grafik tasarımcısı arkadaşın çalışması benim istediğimi birebir yansıttığı için bir bir yapacağım şu an ben ben öyle yapacağım e Tabii <laughs> kıyamamış kalitesine falan bakarsak yani deler geçer içinden geçer yani okeydir bir bir diyebilirim evet sonuncu çalışmamız da bir kibrit kutusunda tek boynuzlu beyaz bir fil aslında bu oldukça basit bunda ben yapay zekanın iyi sonuçlar elde etmesini tahmin ediyorum. Bu arada harbiden çok kötü bir grafik tasarımcı bulmuş. Bekliyorum ama kötü de olabilir bilemedim şimdi. İlk önce grafik tasarımcısı arkadaşımızın çalışmasına bakıyoruz. Kibrit kutusunda tek boynuzlu beyaz bir film. Çünkü kibrit kutusu mu tam tartışılır. Diğer çalışmalarına göre biraz farklı bir tarzda olmuş bu arada. Daha böyle stop motion'dan çıkma gibi. Bu ne oğlum lan? yani. İstediğimizi vermiş mi? Evet vermiş. Görüntü nasıl? İdare eder. Böyle aşırı beğenmedim. Şurada hani kutusu böyle kibrit kutusu hayalimdeki kibrit kutusu bu değildi en azından ama dur bakalım bir de yapay zekaya bakalım o ne diyecek. Renkli bir kibrit kutusu yapayım. Hani kibrit kutusunu da beyaz bir kutu gibi algılamasın. Bakalım bize ne sonuç verecek. Renkli kibrit kutusu çok saçma bir şey de çıkartabilir bu arada. Göreceğiz yani. miş ya çok iyi oldu. Çok tatlı oldu. Bak şu ilk sıradaki çok iyiymiş bu arada. Renkli dedim ya. Çok tatlı şeyler çıktı ya. Şu birinciyi seçeceğim tabii ki. Ama boynuzu yok. Neden boynuzu yok? Bu kadar da boynuzu Biraz böyle pastel boya kutusu gibi duruyor. Yani ama çok güzel. çalışmış şuna. Bunda <laughs> boynuzu yok. Diş var. Biraz daha detaylandırıp yazdım bakayım. Geliyor. Beklediğim gibi gelmeyecek gibi hissettim şu an. Şimdi çok değişiyor. Sonuçlara bakıyoruz ve istediğimizin hiçbirinde olmadığını görüyoruz. Şu ilk baştaki olacakmış ama bayağı kürdan olmuş yani. Bu kibrit kutusu değil de kürdanlık var. Üçüncü sırada biraz kafası karışmış bir şeyler yaşamış evet. orada. Dördüncü sıradaki bir kibrit kutusundan çıkıyor gibi. Pil acayip ama boynuz yok. Çünkü burada freelancer ne yapmış? Bak boynuzu koymuş abi. Sen de koyacaksın. Yapay zekaysan yapay zekalını bil yani. Ama tatlı bir çalışma dersen şu çok tatlı yani. Şu özellikle şu birinci sıradaki çok güzel olacak. Ya yani birinci sıradakini mesela şunun birinci sıradakini bir geliştirse. Onun bir versiyonlarını çıkarsa bize ne çıkar bakalım. Çok da bir şey değişmedi. Sadece şu üzerindeki desenler değişti. Yani şu ikinci sıradakinin deseni daha iyi belki Yanındaki. Ya bilemedim şimdi böyle çok da haksızlık da etmek istemiyorum ya ama. Reis, ya reis neyin haksızlığı adam üç tane PNG'yi birleştiriyor gözünü seveyim. Yani yapay zekada yapıyor bu işi be yapıyor yani ağır bir şeyler. Çalışma kalitesi olarak tabii ki yapay zeka içinden geçiyor. Dijital sanatçıların işlerini çalıyor onların tarzını kullanıyor ama biraz da şöyle bakmak lazım yani hangimiz çalmıyoruz ki birilerinin tarzı. Gerçi adam orada 100 lira alıyor yani 110 lira almış 110 birim almış yani. ...111'ime amına koyayım demiş olabilir YouTube'da içerik üretirken, TikTok'ta içerik üretirken... ...yabancıların içeriklerinden feyz almıyoruz mu? Ya da ne bileyim bir resim yaparken, bir çizim yaparken... E, ...çok tabii, sevdiğimiz, bakılıyor. beğendiğimiz bir sanatçının... ...yaptığı işe özenerek mesela. Düşün yani bir albüm çıkarıyor bile olsan... ...daha önce dinlediğin insanlardan aldığın o esintilerle... ...hani çıkardığın bir albüm olacak. Her zaman bir şeylerden etkileniyoruz zaten. Bunu biz insan olarak yapıyoruz. E, yapay zekada illaki ortamdaki bir takım işte birinin desenini birinin bilmem nesini böyle örnek alarak bir şeyleri referans alarak yapacak yani. Hani hep diyorum abi dronelar çıktığında helikopterden böyle kamerayla kayıt alan adamlar işsiz mi kaldı? Yok. Drone pilotu oldu. Yani herkes her işe bir şekilde adapte olmayı öğrenmeli. Bu arada bakın O yani, yine bizim değindiğimiz konu. Mesela deneyimlediğim farklı şeyler baktığın zaman da tarzların hep birbirine yakın olduğunu görüyorsunuz. Evet yani yapay zeka bir şekilde bir şeyleri referans Burada bir tık garip gelen bana yani garip gelmiyor da siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi adam helikopterde kamera tutmayı ve orada nasıl çekebileceğiyle ilgili kendini geliştiriyor. Sonra bir anda olay değişiyor ya o adamın yıllarca tecrübesi bir tık yok olmuyor mu? Yani ben de drone pilotu olacağım diyen drone çekimcisi olacağım diyen biriyle eşitlenmiyor mu? Olarak ben bir yorumladım bunu bilmiyorum. Ama bence o farkı yutuyor bu bir tık. Evet mecbur kaldığı için onu yapıyor. Çünkü artık o edindiği tecrübeleri yansıtamıyor ki kullanamıyor ki. Belki de yaşından dolayı da adapte olması da zorlaşıyor olabilir. Bir takım dengeler şaşıyor sonuçta. Nasıl aldı? Yüzde yüz zaten. Hayat mesela, be abi. Yapay zekanı çıkardı <laughs> bazı daha önce sorgulanarak. Mesela şunu yazdı. E tabii şimdi bir teknolojiye de ayak uydurman gerekiyor. Tabii ki de öyle yani. Atıyorum zamanda neler vardı? Bu kameralar kasetlere kaydediyordu. İşte o kasetlerin oynatışılarını üretiyordu firmalar bilmem ne ama büyük firmalar bunlar bunlar zaten ayak uydurmak zorunda ama onun teknisyenliğini yapan onun tamirini yapan adam bir noktada şey değiştirmek zor alan değiştirmek zorunda kalıyor falan kafalar karışıyor yazdığınız zaman hiperrealist kişisine sormak lazım yazdığınız zaman daha detaylı sonuçlar elde edebiliyorsun yine patlayan çatlayan şehirlerle alakalı çalışmalar yine çok fantastik sonuçlar yani. mesela Şimdi burada artık Sen, tasarımcı da şeye dalmış hani Genel neler yapıyor. Doğrusu ama sonuçta bu bir gelişme. Tabii canım ben buna aa o öyle oluyor böyle olmamalı demiyorum. Oğlum, dü dünya değişiyor her gün her hafta değişiyor ya. Televizyon antenini ayarlıyorduk lan biz eskiden böyle aa çekiyor mu çekmiyor mu renge geliyor mu gelmiyor mu diye. Şimdi akıllı televizyondan yayın izleyip bir yandan chat yapıyorsun falan. Yani çok değişiyor her şey. Aa ilk defa donate geldi lan. Bir sıkıntı var ya. Bu donate'i bana bir şey söyleyeceğim. Efsane Black. Bu dönem itibarını nereden attın?